Merhabalar, Apartman Sineması'nın yeni podcast kaydına hoş geldiniz. Bu yaz bir aylık bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Ufak bir tatil gibi bir şey yaptık. Ve yeni podcastimizde bu hafta yeni filmi vizyona giren François Ozon üzerine olacak. Yeni filmi tutku oyunu Le Mandouble ve onun sonrasında da tüm kariyerini konuşacağız. Ben Kaan, yanımda Sezen ve Fırat var. Merhaba. Merhaba. Evet, Le Mandouble'e başlayalım. Evet, kısaca bir konusundan bahsedelim. Aslında konusundan da çok böyle detaylı girelim bilmiyorum. Yine de zaten her yerde adı geçen evet. Ana karakterimiz çok şiddetli işte mide ve karın ağrılarından müzdarip bir kadın ve bunun nedeninin ne olduğunu merak ederek işte kadın doğum doktorlarına işte mide ile ilgili tahlillere falan gidiyor ama bir şey bulunamıyor ve sorunun bir psikolojik sorun olduğunda karar kılınıyor ve bir psikiyatra gitmesi tavsiye ediliyor. Sonrasında gittiği psikiyatrla yaptığı seanslarda kendi çocukluğu ve gençliğinin işte dışa vurumlarıyla beraber birazcık işte kadının geçmişini öğrenmiş oluyoruz. Onu tanımış oluyoruz. Ama bu seansların ardından psikiyatrla arasında bir yakınlık başlıyor. Ayrıntıya girmeyen özet. Yani şey bu, hayır. Yani psikiyatrla bir ilişkisi, başlıyor. Hani bu ilişkiden yola çıkarak da aslında film çok farklı yerlere evrilmeye başlıyor. Ki asıl bahsetmek istediğimiz ya da işte hani böyle filmin ana temasını oluşturan şey de orada bir yerde. O katmanlı yapı hem kızın ruh haliyle hem de Ozon'un ortaya koyduğu durumla beraber, bir ikilik durumuyla beraber aslında yani çok farklı yerlere doğru gidiyor. Adından da gelen bir şey zaten. Ki görselliği ve işte kamera hareketlerinin yönetmenliği kullandığı şey de tam bu ikilikte ortaya çıkıyor. Bizim de dikkatimizi çeken ve çok beğendiğimiz nokta o oldu aslında. Ya evet, öncelikle şey diye başlayalım. Bu yine bir tür filmi. Ozon zaten bunları çok seviyor. François Ozon'un hatta aslında özlediğimiz... Yani özlediğimiz değil. Her işini zaten çok seviyorduk da o anlamda özlediğimiz değil. Bu eski sularına biraz o gerilimin daha arttığı, daha Hitchcock hayranı olduğu kendisinin de ve çok etkilendiği Hitchcock filmlerine, Hitchcock'tan esinlendiği filmlerine döndüğü bir iş diyebiliriz bu film için. Özellikle ama daha çok tabii film üzerine her izleyende de oluşturduğu kanı ve üzerine çıkan yazılarda, konuşulan konularda falan da en çok değinilen şey Brian De Palma sineması oldu. Hani hem görsel açıdan hem metin açısından çok büyük benzerlikler var. Yani benzerlikler tabii şey değil, böyle o filmden alınmış sahneler falan değil. Hani tema olarak çok benziyor, hikaye kuruluşu ve yönetmenlik açısından çok benziyor ve aslında bayağıdır sinemada da popülerliğini yitirmiş bir tür bu. Ne denir? Erotik gerilim. Evet. Hatta işte içinde body horror. Da olmasıyla Cronenberg'i de anlıyoruz bol bol. Peşini de zaten biraz yer yarandırıyor o De Palma. Evet. De Palma'nın böyle en azından bir 4 filmi falan gözümün önünde evet. Canlanmıştı ben izlerken filmi. Sen neler düşünüyorsun Fırat? Ya Ozon benim hepimizin tabii ki çok sevdiği bir yönetmen. Evet. Ve şöyle yani hiç boşu da olmayan bir yönetmen. Yani en belki vasat, en düz diyebileceğim filmde bile çok iyi bir hikaye anlatımını gördüğümüz. Yani çok iyi bir anlatıcı. Çok yani. Çok iyi bir hikaye anlatıcısı. Yani bir üslubu olan, yani Ozon, dediğim gibi en düzünde bile o Ozon'u hissettiğiniz tarzda bir yönetmen. Ve artık hani bu film bittiğinde de herhalde ilk düşündüğüm şeylerden biri hani gerçekten çağımızın ustalarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani direkt o aklımda o kazındı. Çünkü çok özel bir tarzı var bu filmde de. Ve bu tarzın içinde o anlattığın işte hani kendi üslubunu kurması için de ve işte senin de dediğin o işte Brian De Palma sinemasını andıran özellikleri falan hiçbir şekilde film izlerken şu hissiyata kapılmıyorsun. Bir sahnenin ya da işte bir durumun orada bir referans olmak için olduğunu falan fark etmiyorsun. Aslında birçok filme ve birçok yönetmene referanslar içeren bir film ama hiçbir şekilde o göze sokulan bir gönderme şeklinde vücut bulmuyor. Kendi üslubundan i̇şte öyle bir eritmiş oluyor ki ortaya gerçekten
sinemanın kendi kazandığı şeylerle birlikte farklı bir ürün ortaya çıkardığını hı-hı. fark ediyorsun. Perde de asıl oyuncaklı kısmı o. İşte o yüzden bana aslında bu az önce de dediğim gibi şey geliyor, işte sizin söylediğinde de hani referans sineması değil yaptığı Ozon. Hı-hı. Ama evet, bir sürü yönetmeni hatırlıyoruz izlerken, bir sürü şeyden, hani aslında her yönetmen gibi Ozon da bir sürü yönetmenden besleniyor. Beslendiği yönetmenler, işte çok sevdiği yönetmenlerden besleniyor. Ve ama yine Ozon sineması çıkartıyor. Hı-hı. Böyle hiçbir filminde net bir referans, net bir gönderme hiçbir evet. sinema tarihinden hiçbir filmi hatırlamıyorum ben mesela. O tarz bir sinema da yapmayıp bunu kendi sinemasının içine yediren bir adam. Ama dediğimiz gibi işte en son hatta Franz, bundan bir önceki filmi Franz'tı. Onu da podcast'imizde konuşurken yine bunlardan değinmiştik. Bence de kuşağının en büyük yönetmenlerinden biri ve hala daha çok genç. Listemize de girmişti. Evet, yılın en iyileri listemizde de vardı. Hatta Franz'ı orada mı konuştuk? Onun haricinde konuşmadık mı Franz'ı? Yok, sadece Franz'ı evet. konuştuk. Evet. Sadece Franz'ı konuştuğumuz bir yayın yoktu büyük ihtimal. Orada da hatta en son Cannes yayınında da, Cannes Film Festivali'nin konuştuğumuz yayında da konuşmuştuk. Hatta Le Mans Double orada da yarışmadaydı. Östlund'u tartışırken hani ondan bir önceki kuşakta hani böyleydi falan diye. Ozon benim aklıma hala ilk gelen, çünkü hiçbir zaman da kendini unutturmayan bir yönetmen. İşte düşünün, Frans'ı konuşalı daha birkaç ay oldu. Daha yeni filme hemen geldi. Hatta yeni filmini çekimleri büyük ihtimalle başladı. Ve çok üretken bir yönetmen. O üretkenlikte mesela senin demin dediğin gibi o vasatlık sularında yüzmüyor. Ne kadar hani arada öyle filmler çıkarsa da hiçbir zaman o üslubunu kaybetmediği, o tarzını kaybetmediği için şey, hani kötü ve öyle yalap şalap yapılmış bir iş görmüyoruz. Çünkü hepsinde hani ayrı bir özenle bunu ortaya koyduğu için o yenilikçiliği devam ediyor. Çok, asıl özelliği zaten o yenilikçiliğinde hiçbir şekilde çok, çağını bırakmıyor. Çok verimli, çok çalışkan bir yönetmen ve nitelik olarak da düşmüyor. Düşmüyor, hani evet. etki etmiyor zaten. Ve kendi dili ve kendi evet. sineması diye kastettiğim şeyi olduğu için de çok lezzetli oluyor her filmi. Ben şey diyorum, kariyerinin başından bir başlayalım. Her filmini konuşurken yine Tutku oyununu, Le Mans Double'yi besleyerek ilerleriz. Daha iyi olabilir. Hani değinecek bir sürü şey çıkar yine. Tabii kariyerinin başında birkaç kısa filmle başlıyor 90'ların ortasından itibaren, ama ilk uzun metrajı See the Sea vardı. Gerçi ben görmedim. Galiba onu şu an konuşamayacağız ama bir sonraki filmi, ki kendini daha çok da adını duyurdu, sitcom. 1998 miydi? 1998 yapımı. Sitcom'la bayağı bir ortalığı sarsmıştı François Ozon. Hala da benim en sevdiğim filmi olabilir. Müthiş bir aslında aile, o ne diyelim? Yani daha önce de çok izledik. Buñuel'den de izledik. Bir sınıf eleştirisi, bir aile eleştirisi, bir sürü yönetmenden, Haneke'den izledik, bilmem nelerden izledik, ama sitcom'un yine kendine ait Ozon'un bir ne diyeyim dokunuşu var. Yani hakikaten garip bir şekilde cırtlak bir film. Ama cırtladığı şey hiçbir zaman böyle göze batan değil. Evet, çok rahatsız edici ama çok da eğlendirici sonuna kadar. Bir hatta komedi, gerilim gibi evet. bir şey bile diyebiliriz. Ki bu galiba Ozon'un sinemasının ana özelliği gibi bir şey, o komedi gerilimi bir arada tutması, ki yani Tutku oyununda da aslında son benzer bir şey vardı. Son dönemlerinde çok komedi yok sanki. Fransa'da hiç yoktu. Tutku oyununda nerede var? Tutku oyununda güldün mü gerçekten? Şöyle ben gerilmekle meşguldüm. Filmin ikinci kısmında hani öyle sulara giriyordu ki bazen hani insan böyle filmin gittiği yerden keyif alarak bir eğlence hissediyordu. Hani o komedi anlayışı olarak değil mi? O ayrı, keyif almak sitcom bayağı komik bir film. Sitcom'da mesela hani bu bugüne kadar yaptığı tüm filmlerin toplamı gibi bir şey var. Hani hepsinin ipucunu başından beri verebilen, işte bir çatı altında bütün, nasıl diyeyim onu, bütün bir konuyu parçalara ayırıp onu farklı sürprizlerle tekrar toplayabilen bir yönetmen. Evet, aslında sitcom'da mesela hiçbir zaman değindiği konuların böyle bir adım daha derinine inmiyor. Aslında evet, hepsine değiniyor. Şey, fragman, belirli fragmanlar var gibi. Yok ama o kadar da bölük değil. Yani müthiş bir yönetmenlik var orada. Her konuya değinirken onlardan böyle gerektiği nokta kadar atışı. Tadı, evet. gerektiği kadar tadı evet. alıp bir yerde hani söyleyeceğini alıyor. Söyleyip diğerine geçiyor evet. gibi bir durumum var ve bir anda topluyor onları. Absürtlüğü bile çok evet. kararında. Ya, genel olarak zaten dertleri çok benzer François Ozon. İşte sınıf, aile, birey olma, işte cinsel kimlik, bu konuları genelde çok görüyoruz ama her filminde farklı farklı. İşte komediyi görebiliyoruz, gerilimi görebiliyoruz Tutku oyununda olduğu gibi. Hani çok başka filmlerde çok başka şeyler deniyor. O zaten Ozon'u taze yapan, diri yapan da bu biraz. Ve bunu yaparken de bizim şey yapmıyor mesela, seyirci algısıyla oynamaktan ziyade direkt ön yargılarla oynayan bir sinema.
ki asıl kendi yönetmenliğini biçimlendiren de o. Çünkü izlediğin şeyde sen kendi kafanda işte, çünkü ona izin veren bir senaryoyla yola çıkıyor. İzlediğin şeyin ne olduğunu farkında gibi başlıyorsun. Evet. Ve sonra öyle bir oyun yapıyor ki kendini tekrar sorgulamana izin veren bir yol oluyor bu. Hani böyle bir şey düşünmüştüm, hani yüzüme bir şey çarptı. Evet. Ve böyle düşünmemem gerekiyor aslında gibi bir sorgulamaya yol açıyor her evet, filmi. Bak, filmleri konuştukça demek ki Ozon sineması ile ilgili laflarımız varmış. Onu yapıyoruz. Güzel oldu böyle ilerlemek. Bir sonraki filmi 2000 yılında Le Zaman Criminel. Kriminal suçlu şeyler, aşıklar. Ya da suçlu aşıklar diyebiliriz. Aslında bu Ozon filmografisinde çok da gözde bir film değil ama benim çok sevdiğim bir film yine. Ya ben Ozon'u çok seviyorum. Ozon'u çok sevenler de biraz göz ardı ediyor bunu. Bence yine sitcom'dakinden tabii ki daha şey, daha az bir kitleye hitap ediyor. Genç bir aslında işte ergen, aşık çiftimiz var. Ve aslında hikaye bir yerden sonra bir Hansel Gretel'e kadar gidiyor. Bir orman evinde karşılaştıkları bir adamla birlikte aslında elleri kana bulanıyor diyebiliriz ve bunun ayrıksızlığı da sitcom'daki ayrıksızlıkla okey. Eğlencesi yine var ama çok daha sert bir film. Evet. Hatta bana biraz 90'lar ortasındaki Amerikan sinemasını da anımsatıyor o şeyiyle. Hem Harmony Korine olsun, hem neydi adamın adı? Larry Clark. Larry Clark ama kastettiğim şey Doom Generation falan andırıyor bana. Yönetmenin o şey. Greg Araki, evet. Doğru, hatırladım. Bana biraz o filmleri anımsattığı için ve ben onları çok sevdiğim için benim için ayrı bir yerde duruyor. Bu film için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok aslında. Ben izlemedim. Hani izlemedim. Benim favorilerimden biri. Evet. Aynı yıl içerisinde aslında tekrar çıkan. Kızgın Taşları Düşen. Su Damlaları. Kızgın Taşları Düşen. Su Damlaları. Rainer Werner Fassbinder'in bir aslında tiyatro oyunu metninden uyarlıyor François Ozon sinemaya. Hiçbir zaman daha önce filme çekilmemişti. İlk sinema uyarlaması galiba da tek bildiğim kadarıyla. 1970'ler Almanya'sında geçiyor. Konusundan ne oluyor? İşte orta yaşlı bir iş adamı. Genç, aşığı ne anlatıyor aslında. Ama Fassbinder, yani bir Fassbinder oyunundan uyarlama olsa da aslında Fassbinder üslubunu da, o Fassbinder evet. Almanya'sını onun dokusuyla, onun renkleriyle sezebildiğimiz bir ya film. Oyunu... Hani nasıl hatta... ki mesela Tutku oyununda De Palma görebildiysek ki bu Fassbinder oyunu. Tabii ki Fassbinder'i hissedeceğiz ama mesela görsel üslupta da mı biraz onu benimsiyor. O ve... farkındalıkla yapıyor evet, zaten. O farkı. Yani tek Fassbinder'in... mekan geçiyor. Kapalı mekana evet. Geçiyor tüm film ve evet o Fassbinder'in hani ne bileyim daha önce Peter von Kant'ta falan gördüğümüz şeyiyle o atmosferi yaratıyor. Ama burada şeyden de bir bahsedelim mi? Ludwig Sagnier çünkü biraz önemli bir oyuncu Ozon kariyeri için. İlk birlikte çalışmaları kendisiyle. Burada da yine genç yaşına rağmen müthiş kalkıyor rolünün altından. Üstünden kalkması zor olabilir. Ve o dediğin şey işte aslında o üslubu nasıl kurduğuyla ilgili bir durum. Hani Fassbinder oyununu çok hani basıp olmayan bir yönetmen tabii. Evinden hep paramparça edebilir ya da böyle şey nasıl diyeyim komik bir şeye dönüştürebilirdi. Hani öyle bir kuruyor olabilir. Ki hani Fassbinder'i hissedip aslında farklı bir zaten yönetmen elinden çıktığı çok belli biraz. Bir şekilde kuruyor. Evet. Zaten aslında en sevdiği yönetmenlerden her zaman anıyor her röportajında. Hala da bugünlerde de verdiği röportajlarda her zaman Fassbinder'i anıyor. Ben diyaloglardan da yazdığı diyaloglarda da Fassbinder'in diyaloglarını evet. Çok hissederim zaten. Sonra aslında ilk tam anlamıyla drama diyebileceğimiz Ozon draması dediğimiz şeyin ilk örneği geliyor ki çok da iyi bir örneği. Sule Sablö, Kumun Altında. Charlotte Rampling'le de ilk çalışmasıydı. Evet. Bu başrolde Charlotte Rampling'in yer aldı. Bu da 2000 gözüküyor. Bir yılda 3 film mi geldi? Yoksa 99'lu falan 2001'li kaymalar mı vardı? Bir yılda 3 film çok değil mi? Bir Fassbinder çektiğini de varsayarsak yani Fassbinder hikayesi. Evet. Çok manidar. Onun gibi. Baksana. Evet. Kumun Altında. Kriminal Aşıklar 99. Evet. Oradan düzeltelim. 8 Kadın. 8 Kadın'da mı? 2002. Evet, bir duraksayıp aslında arada yine bir video çekmiş. Onu atlayıp 8 Kadın. İşte 8 Kadın'da
o komedi şeyini büyük ihtimal filmografisinde en yoğun hissettiğimiz film. Evet. Müthiş bir müzikal diyebiliriz. Ama yine ortada bir cinayet var. Yine tek mekanda geçen ve tek mekan içerisinde 8 kadını sadece izlediğimiz. Ya burada hani karakterlere nasıl yaklaşıyor onu gördüğümüz bir film aslında. Hani karakterlerin birbiriyle ilişkisinin ne boyutlarda kurabildiğini Ozon'da gördüğümüz filmde, ilk daha önceki filmlerinde, sitcom'da da aslında bu geçerli. Çünkü hani belirli ilişkiler ayı içinde bir şey ortaya çıkıyordu. Burada da benzeri var ama burada sanki daha belirgin bir şekilde her karakteri ayrı ayrı fark edebildiğimiz hallerle karşımıza çıkıyorlar. Bir, tamamen karakter odaklı bir film gibi geliyor mesela bana 8 tam, Kadın. Yani Buñuelvari biraz müzikalle birleşmiş. Aynı zamanda da sınıfsal ciddi bir meselesi de var bu filmin. Farklı arayışlar, farklı denemeler hissettiğimiz Ozon'un filmografisinde benim için iki kırılma var. Bir 8 Kadın aslında ilk kırılma. İkincisi de The New Girlfriend. Şimdi ona da değiniriz muhtemelen ileriki şeylerde. Hani hikaye bazlı biraz daha soft ama aslında keskin de bir anlatısı var. O yüzden farklı bir yol 8 Kadın'ın için. 8 Kadın'ın yani müthiş bir ritmi var. Normalde belki yine bir tür filmi olduğu için belki bazı kişilere hitap etmeyebilecek bir filmken harika bir yönetmenlikte gerçekten nasıl başlayıp nasıl bittiğini anlamadığım ve böyle yine yine sürprizlerin oldu. Aslında Ozon sinemasını konuşurken bundan da bahsetmeyiz. Hep bir twist ya da ya finalinde ya ortasında ya bir yerinde bir kırılma sürpriz bırakıyor. Bazen filmin başında da verebiliyor bu sürprizi. Ama mutlaka o imzası gibi bir şey aslında. Mutlaka görüyoruz ve aslında artık son dönemlerde bunu göreceğimizi bilerek daha da heyecanlanarak izliyoruz belki. Yani ben de en azından son 3-4 filminde o hisse oluyor. Hani bu sefer ne yani hikayenin ne tarafından acaba heyecanlandıracak, ne şekilde vuracak? Özellikle La Mandoble'de bayağı o zaman beklemen lazım. Çünkü tam olarak bunun üzerine hem gergin başlıyor film hem her an zaten sürpriz olacak. Hani bunu Ozon çekmese şey, evet. bir şey vardır böyle bu tarz filmlerde. İpin ucunu kaçırdığın zaman film bitmesi gereken yerden 8 öte ileride biter mesela. Çok dağılır. Ama Ozon bunu tabii ki tam isabet yapıyor yani. Evet hani o şey suyunu çıkarma durumu hiçbir zaman hiçbir filmde olmuyor. Mesela Tutkoyun daha çok gidebilirdi. Bir türlü sürprizlere çok açıktı yani. Belli o kırılma noktasını daha erken verip çok daha farklı kanallara yorulabilirdi ve hatta şey de olmazdı. Fazla da kaçmazdı. Çünkü öyle bir çatı kuruyor ki başında hani o çatıyla istediğin gibi oynayabiliyorsun altında. Kesinlikle. Bir sene sonra da Swimming Pool, havuz filmiyle geri döndüm. Ozon ve aslında bu La Mandoble'de konuşurken kastettiğim o sulara geri döndüğünden kastettiğim en büyük film de Swimming Pool'du. Müthiş bir gerilim. Gerçekten hani o Hitchcock'luğun da en had safhada olduğu. Bu filmde de İngiliz bir yazar, orta yaşlı bir kadın. Yayıncısının yani biraz inzivaya çekilmek için ve yeni romanını yazmak için yayıncısının Fransa'daki, Fransa'nın güneyindeki yazlık evine gidiyor. Bir aylık falan gibi bir süre için yazın. Ve orada aslında yalnız da değil, yayıncısının kızıyla birlikte geçirdiği aslında yine erotik bir gerilim var. Ama iki kadın arasından geçen bu sefer. Yine Charlotte Rampling'in de öptürdüğü bir film. Ve hemen arkasından 5 kere 2 mükemmel dramalarından, Ozon dramalarının harika örneklerinden birisi. Bunda da yine filmin bir oyunu var. Filmde bu sefer bir ilişkiyi sonundan, ayrılıklarından başlayarak başladığı güne kadar, ilk tanıştıkları noktaya kadar tersten izliyoruz hikayeyi ve aslında kağıt üstünde çok da olabilir bir fikirmiş gibi gelebilecekken kulağa film olarak müthiş bir şey çıkıyor karşımıza ve bir ilişkinin aslında her şeyini izliyorsun. Ve burada da hani şeyi görüyorsun. Hani filmi oluşturan katmanları da şu ana kadar işte senaryosundan bahsettik, işte karakter gelişiminden bahsettik, gerilim türü kullanışından bahsettik. 5 kere 2'de de bence şey var. Kurgu oyununun ne gibi oyunlar ortaya çıkarabileceği, gibi değişiklikler yaratabileceği ve bunu da o yönetmenlikte öyle bir yediriyor ki işte o sinemanın verdiği katmanları değil de yani elementleri farklı işte kombinasyonlarla ne şekilde kullanabileceğinin kanıtı gibi her film. Her filmde başka bir özelliğini, sinemanın başka bir özelliğini görüyorsun. Ve o onun izinden giden senaryolar karşına çıkıyor ve bunu bile bile yapıyor. O bilinçle gerçekleştiriyor hepsini. O oyuncaklı, oyunbaz o hali
Çok o yüzden tek düze gelmiyor aslında hiçbir filmi. Çünkü her seferinde farklı bir noktadan sana sesleniyor. Farklı bir noktaya işte dikkat çekmek gerektiğini belirtiyor. Çok sinematik, estetik şekilde yapıyor çünkü. Ve bunu çok iyi bilmesinden neden hani usta klasmanın da işte aslında hani bu nedenlerle yani teker teker her gün bunu kanıtlayarak geliyor. Onu iyi bir hikayece kılan da bu zaten. 2005 yılında da Le Temps qui reste, Veda Vakti filmiyle geliyor. Yine aslında bu döneminin şey olarak sayabiliriz. Biraz o komedyada korku şeyinden uzaklaştığı ozon draması dediğimiz türden sayabiliriz ve en sağlam örneği belki de. Ki hatta 2005'ten beri büyük ihtimal bu türde bu kadar iddialı büyük bir filmde çekmemiştim. Aslında şeyle en son benim çok aklıma gelen bir film oldu bu. O şeyin Dolan'ın son filmiyle. Senin dünyanın neresi? Alt tarafı dünyanın. Alt tarafı dünyanın sonu muydu? Evet. Onunla direkt beni yani konusu itibariyle tabii ki anımsatan çünkü hani orada nasıl çekilemezi gördüm. Evet. Eğer o filmi çok seven varsa ve bu filmi izlememiş olan varsa Veda Vakti'ni izlemelerini öneriyorum. Nasıl çekilmesi. İzleyin o zaman. Ben bunu izlemedim ve Alt tarafı dünyanın sonunu sevmiştim. Mesela. Birini kazandım. Yanımızda bir örnek mesela varmış. Mesela dediğin aslında güzel bir geçiş oldu. Ozon o filmi çekseydi muhtemelen çok iyi bir film olabilirdi. İşte çekti ama 10 yıl önce çekti. Ya bence çok benzerler tamam. Konu olarak. Bu bana bir şey ödev olsun. Ama. Bu arada Jean Moreau'yu da en son izlediğimiz en güzel film olabilir. Hani küçük bir rolle de olsa. Onu da analım. Evet doğru bu aramızda doğru. Sonra gerçekten ben bir şey oluyor ve Ozon Angel. Olur her şey her yönetmenin olur. 2007 yılındaki Angel filmi Angel ya da Fransızca. Yok İngilizceydi bu. Evet çünkü şeyin de oynadığı Michael Fassbender'in. Aa evet. Aa ben zaten Roma Lagara ile birlikte başrollerini paylaştım. Bunu izlemedim. Gerçekten Ozon'un sevmediğim filmi neredeyse yok. İşte ama neredeyse kısmı sadece bu film. Ve neredeyse hepsini izledik yani kısaları dışında. Bu film hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Var mı söyleyebileceğiniz? Bunun podcast'ı biraz yok sayılır. Podcast'ı yok sayabiliriz. Değil mi? Michael Fassbender için izlediğim bir film mesela Ozon için. Hani ilk çok öyle kötü, film. Çok sıkıcı bir evet, gerçekten. Bir podcast'ta da bir filme böyle dedik. Vallahi ayıp oldu. Dinleyen bir Ozon filmi. Ama Ozon yapmadı. Ya çok iyi uyarlamalar yapıyor. Mesela bu konuda da değinebiliriz. Yani şey de aslında bir uyarlama. Tutkoyun'u da bir roman uyarlaması. Evet, roman uyarlaması doğru. Yani bir yönetmen olarak, onu iyi de bir yönetmen yapan aslında o metni sinemaya, sinemalaştırmasındaki o gücü çok önemli yani. Amerikan ve İngiliz edebiyatı özellikle daha çok ilgisini çekiyor Ozon. Evet, aslında o sinemasında bulduğumuz farklı dokunuş da bu olabilir. Ama Fransız bir yönetmen gibi film yapıyor. Angel şeyden sonra Angel'dan sonra Ricky geliyor. Ricky aslında çok tatlı bir film. Yine filmografisinde çok da rağbet gösterilmeyen bir film olmasına rağmen Ricky adlı bir bebek üzerinden bir film. Bu da işte dediğimiz o twist'in aslında orta yerinde olduğu için çok da galiba bahsetmememiz gereken. Çünkü bu çok net sürprizli bir şey. Hani Bruce Willis ölmüş gibi bir şey. Evet çok önemli şey filmin olayını açık eden bir şey. Çok ama şöyle diyebiliriz. Ricky'nin önemli olan kısmı bence Ozon'un çok girmediği bir şey. Neredeyse sitcom'dan, sitcom haricinde hiç değinmediği bir sınıf hikayesi olması. İşçi sınıfı üzerinden bir film. Bence bu açıdan bir değerli diyerek hemen arkasından da Le Refuge var. Ya yani Ozon'un bu dönemi pek rağbet görmüyor dediğim gibi ama ben bunları seviyorum. Özellikle Le Refuge'u nedense böyle ne diyorlar beğenmeyenler? Sen beğeniyor musun? Ben izledin mi? İzledim ama yani yani kariyerinde çok ortalama kalan hani küçük bir film tam işte galiba Ozon'un ilk kez bir sürprizinin şaşırtmacanın oyunun olmadığı film olabilir. Ama çok bana samimi, sıcak ve olgun bir film gibi geliyor Le Refuge. Çok ufak yani. Özellikle bir lafı yok. Böyle büyük bir lafı yok. Yalnız başına genç bir kadın, genç hamile bir kadının aslında hamilelik sürecine bir yerde tanıklık ediyoruz. Nereye? Böyle bir sayfaya bir yere gidiyordu falan. Hikaye genelde orada geçiyor. İşte hamileyken aslında çevredeki her şeyin tehdit oluşturduğu bir gerilim de barındırmasına rağmen aslında tatlı sıcak bir dramaydı. Bu arada hani pek biraz daha bu dönemleri şey dedik ya hani pek anılmıyor Ozon için ama yani Ozon'u bence en iyiyken bile festivaller pek
şey yapmıyor. Evet, aslında. O açıdan evet. Ödül da, açısından. Onu konuşmuştuk açısından. Şey, Fransız zamanı mesela. Yok, kan zamanı konuşmuştuk. Yani yarışmaya bile zor giriyor. Evet, yarışmaya bile çünkü zor Fransızlar pek o zaman sevmiyormuş. Klasik öyle evet. Bir laf vardır. Fransa'da pek sevilmeyen bir yani yönetmen. Yani onun da nedenini çok anlayabilmiş değil. Hani öyle çok somut bir şeyler olmadığı için. Yok, böyle hani, aslında geçmişte hani, de böyle çok yönetmenleri var. Fransızların bir türlü barışmadığı, dünyadan çok takdir gören ustalar var. Bu dönemi de Ozon'u demek böyle geçecek Fransız sinemasında. Gerçi Ozon'un böyle bir şey dert ettiği falan yani. Da yok. Hani öyle bir hani festival isteği ne bileyim öyle bir arzusu bilmem ne olan bir yönetmen de olmadığı için aslında çok onun onun suları da değil o festival ya, dünyası ama yani, hani çok üzüldüğünü de sanmıyorum yani, ödülsüz sadece hani falan. Bizler için bir merak konusu oluyor ama neden yani, çok iyi olur bir altın palmiyesi olsa mesela tabii, hani. Nasıl ki Ruben Östlund'a sevinebiliyorsak hani çok farklı bir sevinme işte zaten Östlund'u konuşurken değinmiştik buna evet. Ozon'a. Ben istiyorum o zaman en azından bir yönetmenlik ödülü ya. Tabii. Bırak altın parmağı. Ufak bir şey de olsa bir isteniyor. Hatta Ozon'un kariyerinde bir sürü şey olabilecek film de vardı. Oscar'a aday olarak evet, gönderilebilecek film de vardı. Swimming Pool falan evet. Bayağı iş yapabilecek ciller mesela. Neyse 2010 yılında ondan sonra Potiş filmiyle geri döndü. Kadın isterse diye çevrilmişti. Bizde hem vizyon şansı buldu hem festivalde gösterildi. Catherine Deneuve ve Gerard Depardieu başroldeydi. Bu filmde işte yani aslında Ozon'un benim belli bir eğildiğim alan yok deme şekli olabilir şimdi. Çünkü tekrar şey demek istemiyorum. Kendi alanın dışında bir şey demek istemiyorum. Bir sürü alana değiniyor. Burada aslında bayağı şey bir politik komedi bu film. Ama sulu bir komedi biraz. Evet, o sulu. Biraz şeyini ağırlığını hakikaten düşürüyor. Sendika, fabrika sahibi sulu, biraz böyle abartılı adam evet. Ve evet onun işi Çin'i de var hatta. Bir yandan kadın dayanışmasıyla dönüşen bir şey var, bir yandan işçi sınıfıyla dönüşen bir şey var ama ortak düşman yine kapitalizm ve işveren. Çok ağır bir sınıfsal. Evet, onu böyle çok aslında evet komedi filmi olarak geçebiliriz. Sonra aslında belki de sitcom'dan beri beni en çok etkileyen filmi 2012 yılında geldi. Dan Le Maison, Evde. Müthiş bir film. Ve şey bugün hani bu filmlerde bahsettiğimiz hem o işte kendi alanının dışında sürekli çıkması, yeni bir şeylerin peşinden gitmesi. İşte hem o sürprizli yanından bahsettiğimiz şeyin hem benzerini hem de çok farklı bir halde yapıyor. Çünkü aslında her bir hani neredeyse her 5 dakikada bir dikkatini tekrar canlandıran bir yol izliyor. Her 5 dakikada bir kırıyor yani. Gibi bir durum var. Hani de sadece bir kırılma noktası yok filmde. Her anı bir kırılma noktası gibi o gelişiyor mesela. Tutku oyununa ben çok benzetmiştim mesela. Evet, daha yakın biçim olarak biçimde en evet. Çünkü yani, sürekli dikkatin evet. Hani sürekli tetiktesiniz derken. Belki ki daha bence katmanlı bu. Çok daha evet, çok daha, daha yoğun bir şey var bunun. Belki de en iyi senaryosu evet. Kariyerindeki. Benim ve bu da bir oyundan. İlk ya da ikinci falan diyebilirim yani. Favorim. Film olarak benim de öyle. Sitcom'la aynı yere koyuyorum neredeyse. Bu da bir tiyatro oyunundan uyarlamaydı ve işte o Hitchcock hayranlığının tekrar dönüp geldiği yer. Bu sefer daha çok arka pencere ve dikizleme evet. Üzerinden. Aslında sinemanın da temeline giren bir şey var. İşte röntgencilik üzerinden bir ana karakterimiz genç bir çocuktu. Lise çağında galiba lise, değil mi? Ve onun edebiyat öğretmeniyle olan ilişkisi ve sonra ve dalgınlık budaklanan kısmından giden ve sürekli hani aslında her yazdığıyla senin de izleme şey pratiğini evet. Biçimlendiren bir şey. Çünkü her cümlesi kesin. Sana ayrı bir Potiş, şey oluyor, şok oluyor. Potiş şeyden sonra da gene Lucini ile çalışıyor evet. Bu filmde de. Lucini de edebiyat öğretmeni olarak evet. Yine başroldeydi. Ve şey sanki mesela bu kadar bahsettik konusuna bu konu nasıl gerilime dönebilir evet. Diyebilirsiniz ama işte kendi aslında böyle en has dediğimiz o gerilimin doğduğu şey röntgencilikten aslında yani. Çıkan bir şey var. Çünkü sonun nereye gideceğini hiçbir bilmiyorsun. Yani ne kadar fazla bir şey olabilir onu fark edemiyorsunuz derken. Yok artık. Yani, yani. Ve bir sonraki filmi Genç ve Güzel. Jeune Jolie. Ve bu da Marina Wach. Evet, onunla ilk tanışmasıydı. Le Mans dublörünün de başrolünde oynayan. İlk de tanışmışlar filmi. Diyebileceğimiz bir evet. Filmdi evet, zaten. Evet, Ozon da hep öyle diyordu. Bu Genç filminde ve Güzel çıktığında sürekli Marina'yı övüyordu. Konusu yani. Tamamen ya övmek dediğim değil. Allah'ım nasıl güzel, Allah'ım nasıl genç güzel. Genç ve güzel olan karakterimiz Marina'yla ilgili. Yani karakterin adı neydi unuttum ama. Bilemiyorum. Neyse, onunla güzel ilgili bir film tamamen. 18 yaşına girmesinin ertesinde cinselliğini keşfetmeye başlayan bir karakterin aslında
o cinselliği bulma, tatma ve yaşama öyküsünü ve onu kendi hayatına nasıl, ne şekillere sokabileceğinin öyküsünü anlatan bir film. Ben izlemedim bunu ama Belle de Jour'la çok özdeşleştirmişlerdi bunu. Gibi çok aslında olabilir, evet evet. Yani daha çok tam bir, öyle benim. Daha çok bir büyüme, evet. Büyüme hikayesi. Ama şey, cinsel ama yönden büyüme cinsel ve bunu bir pratiğe olgunlaşma, nasıl dönüştürebilirim, evet, öyküsü. Büyüme çünkü değil de olgunlaşma belki, evet, de daha iyi bir tabir olabilir. Çünkü şey, bir tabuyu alıp evet, eğip büken ve hani istediği şekle sokabilen bir kadın karakter var ve çok çok çarpıcı aslında. Orada aslında çok cesur bir, gerçekten. Bir ailenin kızının seçimleri üzerinden de onu nasıl kabullenip bir kabulleniş gösterebileceğini de. Ki o kabullenişe bile çok girmiyor çünkü kadın, evet, başroldeki kız o kadar ele alıyor ki o gücü. Hani aileye de bir söz hakkı bırakmıyor. Tamamen o olgunlaşma yani, evresinde, evet, kendi hayatını ben kendim yönetebilirim mi? Cinsellik üzerinden çok takır 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 anlatan bir işleyişi. Evet, aile üzerine de işte söylediği çok ciddi sözler, ciddi sözler var. Yani. Çünkü aile silik aslında. Evet. Yani ailenin bir söz hakkı, evet, yok bu filmde. Ki evet, bu filmden sonra da mesela The Dream Girlfriend'in geliyor olması da evet aslında çok da takip, bir kronolojik bir takip olarak bu da bir ilginç, aile kurulumunun, evet, hani şey gibi gerisinden başlıyor, evet, gibi bir şey, yani bir aile kurulumunun oradaki o tamamlanan bir resmi, hani o aile tablosunda ona söylediği şeyler var. Bence daha soft Ozon için, hani yeni kız olarak, evet, yeni kız arkadaşım ama yine de izledikten sonra ya ne güzel hikaye anlatıyorsun be adam hani diyebileceğim bir film. Ya bu filmin daha soft olması aslında daha karakteristik özelliğinin şeyine çıkıyor. Yoksa diğer filmleriyle çok daha benzeyebilirdi. Bu film biraz da özelliği o anlatımında. Film direkt zaten şeyle başlıyor. Ailenin aslında temelinin yok oluşuyla, annenin ölümüyle. Küçük çocuğu vardı değil mi? Evet, bebeği vardı. Ve sonra annesi yerine geçiyordu değil mi? Aslında bu filmin sürprizine gelen yine filmin başında olan bir şey. Evet, evet, hemen yani şey, başroldeki kadınla bu da çok sürpriz bir film. Evet, o tabii, diğer işte arkadaşı olan kadın çocukluğundan beri arkadaşlar, öyle bir yakınlıkları en var. En yakın arkadaşı. İkisi de evleniyorlar farklı zamanlarda ve diğerinin işte çocuğu oluyor. Çocuğu olduktan bir süre sonra da ölüyor. Ve şey, geride kalan bu bekar eşle, o olduğu için, evet, sorumluluğunu da o üstleniyor aslında. Yardım için ona bir gidiyor aslında, öyle başlıyor. Yani evet, kedire kendisinin geldiği bir şey yok. Ondan sonra bir arkadaşlıkları doğuyor. Aslında yeni kız arkadaşım lafındaki o filmin adındaki gönderme o. Ve aslında şeyden de bahsetmemiz lazım burada ki kariyeri boyunca aslında bu queer sinema üzerinden gideceksek Ozon'un verdiği sinema tarihine bıraktığı eserler aslında çok mühim. Yani en olabilecek, en olağan halleriyle bir temsili var. Eşcinsellik değil sadece bunun üzerinden ama bu filmde de şeyin üzerine kuruyor. İşte bu dediğimiz o twistlerini, kırılma noktalarını, sürprizlerini bunun üzerinden şey yapıyor. Adamın aslında hiç tanımıyoruz başta. Ondan sonra onunla bir ilişkisi mi olacak falan derken bakıyoruz ki kadın elbiseleriyle ilgileniyor falan adam. Film biraz buradan kırılıyordu. Herkesin aslında Ozon'un bu filmde tekrardan tavladığı şeyi o oldu ve aslında onu bayağıdır kullanmıyordu. Özellikle o geçtiği ne dedik? Göz ardı edilen dönemi ya da beğenilen, evet, dönemiyle. 2005-2009. Hemen arkasından gelen Fransa'da da aslında o yüzden bunu konuşmuştuk. Fransa izlerken de sürekli onun üzerinden twist ettik. Acaba hani şey sürekli, çünkü o da büyük ihtimalle bunu bildiği için tamamen ona oynayan bir yol çiziyordu. Tabii canım, yani sen direkt ona götürüyorsun. O kırılma noktasına gelene kadar hani şey, onun zevkini çok yaşıyordur bence. Buraya kadar acaba neler düşünüyordur izleyiciler falan diye. Tek dönem filmi değil mi? Şu evet, kadar tek gayet dönem filmi. Ve kırılma noktasını da 8 kadın. Gerçi o sayılmaya da bilir. Yani, çünkü sonuçta yani, bir evet, set içerisinde. Bu daha belirgin bir dönem. Bu direkt Birinci Dünya Savaşı sonrası. Alman Fransa. Savaşının ertesinde bir savaş sonrası iki ülkenin aslında portresini çizen bir film ama bunu da iki karakter, yine iki farklı ülkenin iki karakter üzerinden yapıyor. İki adam bir kadın hikayesi. Yani işte evet, bu adamlardan biri ölü. Ve Alman olan asker Fransa'ya geliyor ve bahsi geçen, hayır, ama kaybettiğimiz Fransız Alman aileye, pardon. Alman aileye gidiyor ve ölmüş olan o askerin işte çok yakın arkadaşı olduğunu falan söyleyerek tanışıyor ki zaten Fransız konuştuk aslında, konusunda çok da girmesek de olur. Ama burada işte burada bir yerde o adamın çekingenliğini biz o karakterlerin, ailenin görmediği ama bizim gördüğümüz şeylerle buna yoruyoruz. Acaba o askerle aralarında bir ilişki mi vardı? İşte buradan mı çıkacak sürprizi, hani ne olacak falan, gizli bir aşk ilişkisi mi vardı? Yoksa ama oradan o askerin nişanlısıyla mı aşk yaşayacak? Böyle müthiş bir üçgen gerilimi vardı. Ve bunu vardı yaparken aslında biz
bu sefer de dikkati şey topluyor. O, hani bireysel düşünmeyin. Burada çok ciddi bir iki toplumu ilgilendiren bir mesele var. Ben ve hani bu ülke sınırında çiziyorum bu hikayeyi diyor. Hani yo. Öyle mi diyor? Öyle diyor yani. Bence hiçbir alakası yok. Yani şeyden beslendiği doğru. Ki sinema tarihinde bunun çok örneğini izledik. Özellikle Fransa, Almanya arasındaki o savaşlar sonrasında geçirdikleri ve kültürel olarak da hem dostlukları olsun, hem zıtlıkları olsun, hem paylaştıkları şeyler olsun. Sinema tarihinde çok iyi örneklerini izledik bunların. Bu iki ülke arasındaki hikayeden. Aslında tamamen o üç kişinin arasına indiriyor. Ve eğer üç dışarıdan bir... Üç kişinin arasındayken oradan çoğaltıyor gibi. Öyle bir mesajı varsa bir şey var. İki ülke arasında olan bir şey değil. Direkt savaşla ilgili aslında ortaya bir portre çıkartıyor Fransa. Burada da savaşın bıraktıklarıyla ilgili. Genç yani. Ve Güzel'le yaptığı oyuncu keşfine burada da Paola Bear... Evet. Paola Bear, evet. Masturiani ödülü almıştı geçen yıl Venedik'te. Onu da not düşebiliriz. Geçen yıldı değil mi? Evet, 2016 doğru. Hı. Bu sene de... Ha, bu sene Masturiani'yi kim aldı bilmiyorum. O genç kadın da oyuncu ödülü değil mi? Kadın evet. Oyuncu değil. Direkt. O sanırım genel olarak bu kadın sene oyuncu. Şey aldı. Andrew Hyun filmindeki... Ha, genç oyuncu. Doğru. Lean on Pete'deki. Kadın erkek kaldı. O da 18 şey. Yaşında galiba. Evet. Şey çok gibi yani, Umut Feren. Evet, Umut Feren. Marcelo Masturiani. Evet, Ozon'un kariyerini tutku oyununa kadar getirdik. Tutku oyunu hakkında başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ozon hakkında çünkü çok evet. Bütün sinemasını aslında işlemiş olduk. Valla bunların toplamında işte bütün bu saydığımız tüm özellikleri katman katman veren ve hani o şey çizgisini bozmayan bir film aslında. Ama o Ozon draması dediğimiz şeyin dışında biraz da tür filmleri şeyine de dönüyor bunlar. O yüzden de biraz daha önemli. İşte dediğimiz o 80'ler daha çok evet. Amerikan sineması. Yani o mesela Buddy Hurd bayağı önemli bir tabii, yer kaplıyor o burada. O Cronenberg'i özellikle bayağı hissediyorsun yani. Özellikle Dead Ringers filmiyle. Ve bununla beraber aslında kariyerini bitirmiş oluyoruz galiba. Evet, değil mi? François Ozon'da doya doya konuştuk aslında. Birkaç podcast'imizde sık sık adını anmıştık zaten. Bu da vesile oldu. İyi de oldu, güzel de oldu ve vizyondayken de kaçırmayın diyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.